arkadaşlar. Ben Çağlar Erdoğan. Kanalıma hoş geldiniz. Bundan sonra haftalık olarak, aylık olarak yükleyeceğim videolarda süper kahramanların kostümlerini, silahlarını, kullandıkları eşyaları yapacağız. Bunların nasıl yapıldığını, bulabileceğimiz çevredeki malzemelerle daha ucuza nasıl üretebileceğimize kafa yoracağız. Sizlerden gelen geri dönüşler üzerinden isteklerinizle birlikte farklı kahramanların, farklı silahlarını ve kostümlerini yapmaya çalışacağım. İnteraktif bir kanal olması amacıyla kuruluyor. Hep birlikte umarım bir şeyler yapacağız. İlk hafta yapacağımız şey torun çekici. Mujdar. Ben ismini tam söyleyemiyorum. Bakalım en doğru söyleyen arkadaşlarımızı kontrol edelim. Onlara bakıyoruz. Jeff. Lucille. Monya. MC Hammer. Mjolnir. Yes, you evet, gördük ki en doğruyu yine Thor'u oynayan kişi Chris Hemsworth söylüyor. Onun da ismini söyleyemedim gerçi ama olsun, çok önemli değil. Hep birlikte buradan devam edelim. Yapacağımız şey Thor'un çekici. Birkaç da görseline bakalım, ondan sonra da yapmaya başlayalım. Buyurun görseller. Evet, nasıl yapacağımız bir şeyi gördük. Kendisi çekici, yani bir çekiç. Onu inşa edeceğiz. İster odanızda süs olarak kullanırsınız, isterseniz bir kısa film çeker orada kullanırsınız. Kaldırıp birinin kafasına vurmaya çalışmayın çünkü yumuşak, gayet oynanabilir bir maddeden yapacağız. Eva foam kullanacağız. Şimdi isterseniz hep birlikte yapmaya başlayalım. Evet, işte öncelikle şablonlarımızı çıktısını alıp keserek başlıyoruz. Açılması gereken boşluklar. Daha sonra ise Eva foam'ın üzerine şablonları koyup koyun bir kalemle birlikte çizerek kesimi hazır hale getiriyoruz. Bütün şablonların için tek tek bunu gereken sayıda yapmamız gerekiyor. Zaten şablonların üzerinde kaç adet kesilmesi gerektiği yazıyor. Yalnızca bu şablondan ben 14-15 tane kadar kestim. Bunun sebebi de sapın gireceği sopanın oturabileceği bir boşluk alan oluşması, dayanabileceği bir alan oluşması, bu sayede daha kuvvetli olması için. Yapmasanız da olur. Bu tamamıyla size kalmış opsiyonel bir durum. Bütün şablonları aynı şekilde Eva foamlara çiziyoruz. Beni burada çizerken görebilirsiniz. Bunu yaparken sabırlı olun. Mümkünse iğnelerle tutturun. Daha düzgün bir şekilde alsınız. İşi bitirdiğiniz zaman elinizde bu şekilde şablonlar olmuş olması gerekiyor. Devamında şablonlarımızı kaba bir şekilde, yani çok ayrıntıya dikkat etmeksizin genel parçadan ayırıp küçük parçalara bölüyoruz ki masamıza daha rahat koyup daha net bir şekilde kesim yapabilelim. Bu işlemi de bitirdiğinizde bir süreniz alacaktır tabii ki. Elinizde bu şekilde şablonların Eva foam'a geçirilmiş halleri olacak. Bunları farklı açılarda kesmeniz gerekecek. Bende şöyle bir kesim testeresi var, ben bunu kullanıyorum. Ancak buna sahip değilseniz falçatayla da o açıları verebilirsiniz. Sadece acele etmeyin, yavaş davranın. Zaten ilgili açıların yazacağı bir görsel hazırlayıp eke koyacağım. Onu indirirseniz eğer nerenin kaç dereceyle kesilmesi gerektiğine dair fikir edinebileceksiniz. Ben burada gördüğünüz gibi yavaş yavaş kesiyorum. Kesim işlemi bittikten sonra şimdi detay parçaların hazırlanması için, bu yaklaşık 48 saat süren bir çalışma olduğu için şimdiden yapıyorum. İlgili çıktıları alıp mod pacı üzerine bolca boca edip çıktığının üzerine birkaç kat sürün, iyice kapattıktan emin olduktan sonra ters bir şekilde çevirip, yani baskılı taraf aşağıda kalacak şekilde kestiğiniz şablonun üzerine bu şekilde iyice yapıştırın, parmağınızla bastırın. Bunu 24 saat boyunca bir köşeye ayırın. Daha sonra 24 saatin sonunda bir sünger, biraz su, suyu çok fazla boca etmeden her yanına yedirin. Yavaş yavaş. Hasar vermemeye dikkat edin. Bu şekilde ıslandıktan sonra 2 dakikalık bir gene kuruma süresi veriyoruz. 2 dakikanın sonunda aynı süngerle tekrardan ıslatmadan dairesel hareketlerle üst taraftaki kağıdın parçalanmasını sağlıyoruz. Çok sert davranmayın, yoksa yapmak istediğiniz işlemi mahveder. Yavaş yavaş yaparsanız eğer sonunda o kağıtların çıktığını ama baskının kaldığını göreceksiniz. Bu şekilde şekil çıkacak.
Bununla ne yapacağız? Şimdi kabaran boya dediğimiz puffy paint'i iyice çalkalayıp üzerinden kalemle geçercesine yavaş yavaş hiç acele etmeden gezdirip bu şekilde çıkaracağız. Bundan 8 defa yaparsanız eğer kenar desenleri böyle daha organik, daha net bir şekilde elde edebilirsiniz. İçinizde şimdi şunu soranlar olacaktır. Neden pembe diye. Tabii ki şöyle bir şey yapmaya gitmiyoruz. Yani amacımız bu değil. Tabii bu ablalardan bir rica etse kırmaz yapardım ama neyse, biz dönelim şimdi çalışmamıza. Diğer şablonlarımıza tekrardan dönüyoruz. Bazı şablonlar bunlardan ince craft foam denen, bu kırtasiyelerde Eva diye satılan foamla birlikte tekrardan yapılması gerekiyor. Göreceğiz, kalınlığı genelde 1 mm 2 mm civarında olur. Bu şablonlarımızı tekrardan yerleştiriyoruz. Onların çizimini tamamlıyoruz. Defalarca aynı şablonları kullanmanız gerekecek. O yüzden kesip çıkardıktan sonra, çıktılarını aldıktan sonra şablonları atmayın, bir köşeye ayırın. Dediğim gibi onları birkaç defa kullanacaksınız. Bazı kısımlardan çift kat yapılması gerekiyor çünkü çekicimiz tam bir düz değil, bazı yerlerinde katmanlar var, yani tabakalar halinde oluşuyor. Bu çift kat yapılacak yerleri de öncelikle ana şeklin biraz daha kabaca büyüğünden bir parça kesip aynı boyutta bir kez daha kestikten sonra gördüğünüz gibi iki tane şekil elde ettik, birbiriyle aynı. Bunları kontak yapıştırıcı kullanarak birbirine yapıştırıyoruz. Şunu da yapabilirsiniz. Aynı şekilden iki defa kesip direkt yapıştırabilirsiniz ama birebir yapmak çok zor oluyor. O yüzden önce kabaca büyük bir şekli tek seferde iki parça halinde çıkarıp birbirine yapıştırır. Daha sonra üzerine şablonunuzu koyup kesimi yaparsanız bu size daha düzgün bir sonuç elde etmenize sağlar. Onları kurumaya bırakalım. Biz dönelim şimdi aynı şekilde gene iki kat yapılacak parçalardan biri. Ondan da aynı şekilde gene çıkarıyorum ki bu parçadan yapmamız gereken toplamda 2 tane olduğu için toplam 4 tane kesiyorum. Aynı işlemi bunda da uygulayacağız. Yine birbirine yapıştırıp akabinde ana şekli üzerine koyup şekli çıkarıp daha önce kuruyan parçayı şimdi birleştiriyoruz. Sandviç tekniği dediğimiz bu teknikte 2 kat yabanın birbirine yapışmasıyla elde ettik. Diğerlerini şimdi bir köşeye ayıralım. Evet, iki kat olmuş. Eva'nın üzerine şablonumuzu koyuyoruz. Dikkatlice kenarlarından çizip iç daireyi de çizmeyi unutmayın. Bu daha sonra bize referans olacak çünkü. Kesimleri yaparken açılı veyahut da açısız hiç fark etmez. Mutlaka sert bir cetveniz, eğer böyle metal bir cetveniz varsa onu kullanın. Bu size düz bir hat üzerinde ilerlemenizi sağlar. Özellikle bu tarz bir yapımda hatların tamamı düz olduğunu düşünürseniz cetvel muhakkak ve muhakkak çok işinize yarayacaktır. Böyle bir cetvel bulundurmanızı, özellikle metal bir cetvel bulundurmanızı tavsiye ederim. Yoksa da plastik cetvellerinizi kullanabilirsiniz. Evet, gördüğünüz gibi şeklimiz hazır. Şimdi devam edelim. Bu parça biraz cins bir parça. Bu çerçeveyi kesmemiz gerekiyor. Ama bu çerçeveyi şimdi direkt kağıdın içerisinden çıkarır kesersek daha sonra o kağıdı ince olduğu için Eva'nın üzerinde tutmak çok zor. O yüzden öncelikle ana şekli çiziyoruz. Daha sonra bakın yaklaşık yarım milimetre kadar bir çapı var çerçevenin. Bunu her yarım milimetreye bir nokta koyup birkaç tane referans noktası koyarak işaretleyip eskiden oynadığımız noktaları birleştir oyunu gibi cetvelle üzerinden geçip o noktaları birleştirmeye başlayacağız. Bundan da yine 8 tane yapmanız gerekiyor. Biraz zahmetli ve yorucu bir süreç ama sonuca değdiği için hiç acele etmeden yavaş yavaş yapın. O noktaları birleştirin öncelikle. Çerçevenizin düzgün olduğundan, görüntü olarak memnun olduğundan emin olun ve muhakkak her zaman için bıçaklarınızı keskin tutun arkadaşlar. Maket bıçağınız olur, hobi bıçağınız olur, hiç fark etmez. Öncelikle iç yüzeyi kesin.
dıştan başlarsanız daha sonra içerideki çerçeve hareket edeceği için kesimi zorlaştıracaktır. Kestikten sonra da içte kalan artık parçayı hemen çıkarmayın. O içeride kalıp destek olmaya devam etsin. Siz siyah çizgilerin iç kısmından ana parçayı kesmeye başlayabilirsiniz. Burada dediğim gibi cetvelin her türlü yardırımı çok büyük olacaktır. Muhakkak ama muhakkak cetvel kullanın. Bir çanınızı her zaman düz ve zemine değecek şeyi tuttuğunda emin olun. İçerideki gereksiz parçayı sökerseniz ana çerçeve elde ederiz. Onu da daha sonra hazırlamış olduğumuz bu detay parçasının üzerine koyup orada katman elde etmiş olacağız. Bundan 8 tane yapmanız gerekiyor. Ben tabii daha önceden yaptığım için onları şimdi öyle atarak artistik yapıyorum. Bütün parçaları kesmeyi bitirdiğinizde elinizde bu kadar çok birbirinden alakasız gözüken farklı puzzle parçaları olacak diyelim. Bunu artık bir puzzle diyebiliriz. Şimdi sıra geldi bunları birleştirmeye. Kontak yapıştırıcıyı kesinlikle tavsiye ediyorum. Yapışacak iki yüzeye de sürüp bir 5 dakika kuruma süresi bekledikten sonra parçaları birleştirdiğinizde gayet kuvvetli bir şekilde tutuyor. Ama gayet zehirli bir şey. Muhakkak iyi havalandırılmış bir alanda. Hatta varsa bir maske ile birlikte kullanmanızı tavsiye ederim. Bütün yapıştırılacak yüzeyleri sırayla sürüyoruz. Şimdi yan panellerden başlayalım. Yan paneller iki ayrı detaydan oluşuyor. Onların da arasında ufak bir boşluk bırakarak orada da bir derinlik elde edeceğiz. Bakın aşağıya sıfırlayarak başlıyorum ki daha sonra yukarıdan bir fazlalık kalmasın. Çünkü dışarıda kalan kısmı her zaman için kırpabilirsiniz. Oradan fazlalığı kesebilirsiniz ama iç taraftan daha zor olacaktır. O yüzden aşağıdan yani kenarlardan sıfırlarsanız bu size her zaman için kolaylık sağlar. İyice bastırıp parçaların oturduğundan emin olun. Dediğim gibi aradaki o ufak boşluğu bırakarak yapıştırmaya devam edin. Zaten bu tarz aksesuarları yaparken muhakkak referans resimler yanınızda olsun. Onlara bakın. Oradaki detayları birebir aktarmaya çalışın. İki tane bu yüzeyden hazırladıktan sonra devam edebiliriz. Ve zemini kirletmemeye özen göstermek için ben gazete kullanıyorum. Eğer varsa elinizde eski bu takvim yaprakları olan, nasıl anlatayım, annelerimizin fırınlarda kullandığı kek börek yaparken altına serdiği yağlı kağıt aslında bir nevi. Onlardan varsa onlar daha iyi oluyor ama elimde olmadığı için bir gazete kağıdıyla idare ettim. Gazete aynen böyle yapışabiliyor bazen, sinir edebiliyor adamı. İki yüzeyine de üstünden kuruduktan sonra bir 5 dakika kadar bekleyin muhakkak. Bazı yüzeylere çift kat atmanız gerekebilir çünkü fon biraz emicidir, köpük nihayetinde. Bunlar da yan paneller. 2 adet de bunlardan hazırlıyoruz bu şekilde. Şimdi üst kısım. Üst kısmı da aynı şekilde gene kontak yapıştırıcımızı kullanıyoruz. Bu konuda birkaç tane marka var. Marka ismi vermek istemiyorum yapıştırıcı konusunda. Size uygun gelen, bütçenize uygun olan herhangi bir tanesini alabilirsiniz. Ama muhakkak kontak yapıştırıcı. Yoksa sıcak silikonda kullanabilirsiniz. O da aynı görevi görüyor. Ama benim tercihim bu. Birçok cosplayer de bunu kullanıyor. Şimdi aşağı detay panellerinden devam ediyoruz. Onlara da aynı şekilde yapıştırıcınızı sürüp kuruma süresi sonrasında. Burada önemli olan şey detay parçalarını iyi hizalamak. Yani o boşluklar birbirinin üzerine binmeyecek şekilde. Aynen tek bir doğruda devam edecek şekilde yapabilmek. Bunu yaparsanız herhangi bir sıkıntı kalmayacaktır. Bunlar da üst tarafın yan panel parçaları. Onlar için de aynı işlemi uyguluyoruz. Zaten bundan sonrası yani ana bütün şekil ortaya çıkana kadar sürekli kontak yapıştırıcıyı sür, kurumasını bekle. Akabinde parçaları birbirine yapıştır şeklinde. Alt parçalar. 2 adet var bunlardan da. İlgili yapıştırmaları. Bunları da yapıyoruz. Hizalarken muhakkak dikkatli olun. Birkaç ayrı açıdan kontrol edin. Tam düz olduğunda önemli. Çünkü kontak yapıştırıcı bir kere yapıştı mı gerçekten sökmesi çok zor. Kendine özel tinerler oluyor. Ben bulamadım henüz. Varsa onlarla kolaylıkla sökülebiliyor ama ulaşamazsanız eğer ne yazık ki o zaman sökemiyorsunuz. Parçalamanız veya yırtmanız gerekiyor. Aynı şekilde küçük kenar parçalar. 8 adet de bunlardan var. Bunları da eğer bu lateks ameliyat eldivenlerinden varsa onlardan giymenizi tavsiye ederim. Yoksa böyle parmağınıza yapışıyor ve sinir edebiliyor.
Ben normalde kullanıyorum ama benimkiler bitmiş, o yüzden bu videoda yok. Ve şimdi geldik şablonda olmayan bir parçaya. Referans hesabı altında ben şu parçayı görüyorum. Bunu da yapabiliriz, çok zor bir şey değil. Sadece bir yüzük şeklinde bir kesim yapacağız. Boyutu belirlemek için alt tabanda sapın girdiği kısmın genişliğini öncelikle kendimize referans olarak alıyoruz. Onu artan herhangi bir fon parçasının üzerine çizebilirsiniz. Daha sonra bir pergel yardımıyla biraz daha şeklin büyük bir yani merkezini seçip biraz daha büyütüyorum. Aslına bakarsanız tek yaptığım şey bu. Kabaca olduğu yerden onu çıkarın. Bu size daha rahat geniş bir çalışma alanı verecektir. Orada çalışmaya devam ederseniz biraz zorlar. Büyük parçaları çevirmek. Biraz fazla büyük yaptığımı fark ettiğim için tekrardan küçültüyorum parçayı. Daha sonra ince bir maket bıçağı tavsiyemdir burada. Büyük olanlarından değil. İyice keskinleştikten sonra dik bir şekilde zemine muhakkak dik olduğundan emin olun. Yavaş yavaş, hiç acele etmeden küçük hareketlerle kesin. Daha sonra zaten kanal açılınca rahat rahat kesim yapabileceksiniz. Daha sonra da içteki siyah kısmı keserseniz zaten yüzük şeklinde ortaya çıkacak. Bunda da aynı şekilde hiç acele etmemeniz gerekiyor. Buradaki anahtar yavaş olmak. İşte kullanacağımız parça bu. Şu an biraz kaba duruyor olabilir ama 80 değerindeki bir zımpara kağıdı onu düzlemek için yetecektir. Zaten boyanınca da birçok şey ortadan kalkacak, sorun ortadan kalkacak. Bu tarz ince parçaları yapıştırırken süper glue denen bu süper yapıştırıcı kırtasiyelerde kolaylıkla bulabilirsiniz. Bunları tavsiye ederim çünkü anında yapışmadığı için size bir hizalama şansı veriyor. Bir de kontak yapıştırıcıyı küçük küçük sürmek biraz zor. Bir Nescafe arası da her zaman iyi gelir. Reklam girdi gibi oldu ama yapacak bir şey yok. Şimdi gelelim bu üstteki detay parçasına. Ben bu gözüme hoş gelmedi çünkü referans resimlerden hatırladığım oradaki parça çok daha büyük. O yüzden kendim onu biraz büyütmeye karar verdim. Gene pergelin yardımıyla daha büyük bir daire çiziyorum. Bu kağıdın üzerinde merkez belli olduğu için onu gene kullanıyorum. Daha sonra pergelin açıklığını hiç kapatmadan, hiç bozmadan aynı genişliği bir kağıda koyup oradan kendime şablon çıkarıyorum. Neden direkt fonun üzerine pergelle çizmedin derseniz, delik fonda daha sonra ısıyla birlikte açılacağı için ısı tabancası kullanacağız daha sonra. Bu ortada bir hoş olmayan bir görüntüye sebep olacak. O yüzden bir kağıt şablon hazırlamayı tercih ettim. Akabinde ben yine masaüstü testeremi kullanıyorum ama bunu falçatayla da kesebilirsiniz. Az önce gördüğünüz gibi çok değişen bir şey olmayacaktır. Daha düzgün bir kesim yapabilmek adına bunu kullandım. Çıkan şekil bu. Şimdi bunun üzerinde detay çalışacağız. Buna yapacak bir şey yok arkadaşlar. Burada tamamıyla kendi becerinize kalmış. Ben önüme şekli alıp iyi bir görsel bulup oradan baka baka bütün hepsini çizdim. Daha sonra hobi bıçağımı iyice keskinleştirip üzerlerinden çok derin olmamak kaydıyla yavaş yavaş tekrardan geçtim. Akabinde şimdi ısı tabancasıyla onları biraz genişleteceğiz ama ısı tabancası cismin uçmasına sebep olacaktır. O yüzden bir yere bantlarsanız siz için daha iyi olur. Isı tabancanız yoksa saç kurutma makinesi bir nebze de olsa işe yarayabiliyor çok uzun süreli kullanımlarda ama ısı tabancası gördüğünüz gibi oradaki bunların ortaya çıkmasını sağladı. Kesiklerin açılmasını sağladı. Hoş bir görüntü oluşuyor. Daha sonra tekrardan fark ettim ki bu cisim biraz kalın. Yani üstü yapıştırdığımda çok böyle ben buradayım diye bağıracak. O yüzden ortasını cetvelle tespit edip dört bir yandan çizip o noktaları birleştirip şimdi iyice keskinleştirilmiş ince bir falçatayla yavaş yavaş hiç acele etmeden tekrardan orayı da kesiyorum. Böylece yarı boyuta indireceğim ve istediğim sonucu elde etmiş olacağım. Evet, gördüğünüz gibi kestim bitti ama hala yapılması gereken şeyler var. Mesela kenarları çok kötü. O yüzden şimdi kenarları biraz yuvarlayacağız. Eğer böyle bir diremeliniz varsa diremelin zımpara ucuyla çok rahat yapabilirsiniz. Yoksa da normal bir zımpara da aynı işi görecektir. Sadece biraz daha zaman alır. Evet, bunları da bitirdikten sonra, detaylar yapıştıktan sonra elimizde böyle küçük bir ordu oluştu. Şimdi bunları birleştirmeye devam edeceğiz. Yine kontak yapıştırıcı. Yine karşılıklı yüzeylere sürülecek. Ve daha sonra o yüzeyler birbirine kuruduktan sonra muhakkak kuruyana kadar bekleyin. Yani ıslakken yapıştırırsanız hiçbir işe yaramaz. Çünkü yapıştığı anda itibaren tekrardan kımıldamaması ve bir süre öyle kalması gerekiyor. Islakken bunu sağlamanız çok zor.
Ama kuruduktan sonra bir saniyelik iş. Gördüğünüz gibi zeminimizi oluşturduk. Detay parçaları, küçük şeyleri dediğim gibi yine ben süper yapıştırıcı kullanarak tutturmayı tercih ediyorum. İsterseniz kontak yapıştırıcı da kullanabilirsiniz. Çok bir fark olmayacaktır. Bunda sadece daha hızlı bir sonuç elde ediyorsunuz. Bu kenarlar engel oluşturacağı için aynı açıda falçatayla yavaş yavaş kesip biraz kabaca da olsa burada çok sıkıntı yok çünkü alt yüzeyde kalacak ve yapışacak, çok düzgün olması gerekli değil. Kabaca keserseniz sizin işinizi görecektir. Yan panelleri aynı şekilde kontak yapıştırıcıyla yapıştırıyoruz. Tam olarak birleşmeyen noktalar için henüz sıkıntı yapmayın. Daha sonra onlara farklı bir çözüm üreteceğiz. İlk etapta birebir çok düzgün yapışmayabilirler. Arada açıklar kalabilir. Şekil oturdukça hem kendini düzgün durmaya zorlayacak geometrik olarak hem de gerçekten nerede sorun olduğunu tespit oralara yöneleceğiz. O yüzden henüz başlarda ufak detaylara takılmayın. Kaba bir şekilde işlemi bitirmeye bakın. Daha sonra detaya ineceksiniz. Bu küçük parçalar biraz sinir bozucu olabiliyor. Şekle dikkatli bakın. 3 boyutlu PDO dosyasını yükleyeceğim. Pepacura'dan bakabilirsiniz. Hangi yüzeyin nereye geldiğinden emin olup öyle yapıştırın. Yoksa aksi takdirde orayı kesip çıkarıp tekrardan yenisini yapmanız gerekecek. Bu da can sıkıcı olur. Acele etmeyin. Yavaş yavaş yapıştırın. O an birbirine yapışmasını istemediğiniz yüzeyler varsa araya muhakkak bir kağıt bir şey koyun. Şimdi geldik ortaya bu sopanın girip de destek bulmasını istediğim parçaya. Bunu da ortaya rahat net oturacak şekilde kenarlarından yontup doğru denk geldi. Hissettiğim an ki şu an iyi duruyor. Oraya yapıştıracağız. Bu dediğim gibi opsiyonel, yapmak zorunda değilsiniz ama sopa içeride net bir yerde durur da sağdan soldan destek alırsa çok daha kuvvetli bir his yaratır. Bu yüzden yapıyorum. Yapmasanız da olur. Yan panelleri yapıştırıyorum. Gördüğünüz gibi köşeler tam birleşmeyebiliyor. Arada boşluklar, açıklıklar kalabiliyor. Bunları çok sorun etmeyin. Birleştirebildiğiniz kadarını sadece birleştirin. Evet, yapıştırmaya devam ederken bazı parçalar birbirinin üzerine binip veyahut da fazlalık yaratabiliyor. Oraları yavaş yavaş yontmanız gerekebilir. Onlar da tamamıyla sizin elinizdeki parçaların boyutu, büyüklüğü veyahut da bir önceki parçayı yapıştırdığınız açıya bağlı olarak değişebilir. O yüzden kesin konuşamıyorum. Kendiniz orada biraz deneme yanılma yöntemine gitmeniz gerekiyor. Bakıp doğru açıda ne kadar neyi kesmeniz gerektiğine karar vermeniz gerekiyor. Ana kesim açılarını belirteceğim elbette ama dediğim gibi bir şekilde indirebileceksiniz onu ekten. Yalnız bu tarz içtekilere anlık olarak kendinizin ölçüp göz kararı bir reaksiyon verip doğru kesim yapmanız gerekiyor. Her zaman az az kesin. Daha fazlasını kesmek için yer olacaktır ama eğer fazla keserseniz eklemek her zaman daha zor oluyor. Buna dikkat edin. Şimdi sağ ve sol paneller. Onların yapıştırmasına geldi sıra. Bunlarda da sadece bir seferde bir yüzeye sürüp yapıştırın. Çünkü tüm yüzeyler birbirine yanlış olarak değerse eğer tekrardan söküp yapıştırmaya kalkarken yırtılmalara, parçalanmalara sebep oluyor. Acele etmeyin. Bir yüzeye yapıştıktan sonra diğer yüzeyi, bir yüzeye yapıştıktan sonra diğer yüzeyi bu şekilde sırayla ilerleyin. İlk etapta oturmayan yerler olabilir. Dediğim gibi buna daha sonra aralara tekrardan biraz kontak yapıştırıcı sürüp elinizle zorlayarak yavaş yavaş istediğiniz sonucu elde edeceksiniz. Buradaki anahtar her zamanki gibi sabır. Eğer hızlı davranmaya kalkarsanız muhtemelen orada işi mahveder, baştan başlamak zorunda kalırsınız. O yüzden muhakkak sabırlı olun. Herhangi bir şeyi de acele etmeyin. Fazla gördüğünüz iç parçaları kesin doğru açılarda yapıştırmaya devam edin. Üst tarafın yan parçaları. Onları yapıştırıyoruz. Böylece çatıyı koyabileceğimiz bir temel oluşmaya başladı yavaş yavaş. Giderek torun çekicine benzemeye başladı galiba. Bu noktada insan biraz daha heyecan yapıyor. Parçaların iyice yerine oturduğundan aralarda çok fazla boşluk kalmadığından emin olun. Şimdi bu üst parçayı ben biraz fazla hesaplamışım. 16 tane kesmiştim yanlış hatırlamıyorsam ama 16 tane fazla geldi. O yüzden üstten şimdi biraz böyle yontuyoruz. Ki çatı parçası diyeceğimiz parça rahatlıkla yerine otursun. Tahminen eğer benim yaptığım boyutlarda yaparsanız 13 veya 14 tane yeterli gelecektir diye düşünüyorum. 16 tane kesmeye gerek yokmuş.
ara ara denemeler yaparak sonunda yeterince kestiğimin farkına vardım. Ve buradan devam edebiliriz. Yine yandaki detay parçaları yapıştırmaya devam ediyoruz. Başta ne kadar iyi hizalar, ne kadar az açıklık bırakırsanız bu sonradan size o kadar az çalışma sebebi verir. Ne kadar fazla boşluk, iyi oturmayan yer olursa daha sonrasında düzeltmek için o kadar fazla çalışmanız gerekir. Ama dediğim gibi çok fazla da bazı şeyleri zorlamayın. İlk etapta her zaman mükemmel ortaya çıkmayacaktır. Yavaş yavaş değişecektir. O yüzden bazı yerlerin tam birleşmediği durumlar olacaktır. Onu da çok kafanıza takmayın. Burada yine yontma işlemlerine devam ediyorum ki bir sonraki parçalar rahat oturur. Bunları yaparken muhakkak ama muhakkak falçatanızın, maket bıçağınızın keskin olduğundan emin olun. Yanınızda her zaman bir bilek taşı bulunsun. Çünkü foam bıçakları çok çabuk körelten bir şey. Evet, çatı parçasını yapıştırarak devam ediyoruz işimize. Bu parçayı yapıştırırken de muhakkak hizalamada yine dikkatli oluyoruz. Nihayetinde ana şeklin son parçası. Kenarları elinizle bastırın. Kapatabildiğiniz kadar kapatın. Ve büyük ölçüde çekicin ana şekli ortaya çıktı. Gördüğünüz gibi ufak tefek kusurlar var ama bunları yok edeceğiz. Öncelikle işe zımparayla başlıyoruz. Bende Dremel var, o yüzden Dremel'in zımpara taşını kullanıyorum. Köşeleri biraz yuvarlayacağım. Eğer Dremel'iniz yoksa birkaç tane farklı değerde zımpara kağıdı alın. Bu 80, 120, 300 gibi 3 farklı değer olursa sırasıyla 80, 120, 300 gibi değerleri kullanarak düzgün bir zımparalama yüzeyi elde edebilirsiniz. Tam ters yönde yaparsanız sonucunda yıpranmış bir bölge elde edersiniz. Öncelikle köşeleri yuvarlıyoruz. Hem daha hoş bir görünüm ortaya çünkü hem de bize kapatmamız gereken ne kadar alan olacağı konusunda fikir verecek. Burada da katmanlara dikkat edin. Katmanların birleşmemesine, yüksek kalması gereken yerlerin yüksek kalmasına, referans resimlere bakarak muhakkak dikkat edin. Referans resim konusunda da Google'ı kullanabilirsiniz. Thornton çekici yazmanız yeterli olacaktır. Veyahut da İngilizce olarak Thor's Hammer diye yazdığınız zaman gerekli görselle ulaşacaksınız. Kapanmayan yerler için ince parçaların hepsinden tekrardan yapıyorum. Hem daha tok bir görünüm, daha sert bir yüzey elde edeceğim. Hem de bütün hataları örtmüş olacağız diyelim. Önce işe küçük parçalardan başlamak her zaman daha iyi. Çünkü büyükleri yontmak için daha fazla alan var. Çerçeveleri kapatarak başlıyorum işe. Daha sonra kenardaki bu küçük üçgenimsi şekilleri yapıştırarak devam ediyorum. Burada yanınıza bir makas bulundurmanız iyi olur. Fazlalıkları hemen kesip yapıştırmadan önce müdahale edersiniz. Yapıştırdıktan sonra müdahale çok daha zor oluyor. Yan yüzeylerden devam ederek büyük parçalarla devam ediyoruz. Aradaki boşluğun gene aynı şekilde kalmasına dikkat edin. Çünkü o boşluk kapanırsa oradaki o güzel detay ortadan kalkar. Muhakkak bu tarz şeylere dikkat edin. Tamam, parçalarını da yapıştırdıktan sonra genel olarak şekli iletmiş oluyoruz. Bu parçaları hala yapıştırmaya devam. En sonunda çatı parçasını bırakmak sanırsam adetim oldu. Aşağıdan yukarıya bir inşa etme güdüsü diyelim buna artık. Denecek ne varsa. Evet, tamam, yapıştırdıktan sonra şeklimiz yine ortada. Şimdi yine Dremel'le biraz zımparalayıp nerelerde tekrardan oynaması yapılması gerektiğini göreceğiz. Bu tarz bir dondurma çubuğu olur. Bir kürdan olur. Öyle bir şeyle aralara, tam kapanmayan yerlerin arasına yine kontak yapıştırıcımızdan sürüyoruz. Bunu daha önce de yapabilirdik diyebilirsiniz ama ana şekil büyük formda bunu yapmak zor. Ama bu tarz ince kraft formları yapışmaya ikna etmek daha kolay oluyor diyeyim. Bir ısı tabancası veyahut da ince formda her zaman için saç kurutmamak için de işe yarar. Formu biraz eritip yumuşatarak tutkalı daha önceden yapıştırıcıyı sürdüğünüz alanları parmağınızla bastırıp yapışmasına yardımcı olabilirsiniz. Böylece aradaki boşluk kapanacaktır ama yine de formun parçalandığı, maket izlerinin kaldığı bölgeler olacaktır. Buralarda ders kullanacağız arkadaşlar. Derzi parmağınızla öncelikle boşluk olan yere yedirin. Yanınızda biraz su bulundurun. Parmağınızı yine suya daldırarak derzin çevresinde, yani boşluğu doldurmayan kısımlardaki yerleri yumuşatarak derzi silin oradan.
iki kat yapmanızda fayda var. Çünkü ders kurduğunda biraz kendi içine çekilen, küçülen bir madde. O yüzden iki kat yaptıktan sonra gördüğünüz gibi bu tarz boşlukları da doldurabilirsiniz. Bütün bulduğunuz bu tarz hatalı bölgelere ders uygulayın. Şimdi üst parçayı yapıştıracağız ama oraya daha büyük bir şey çizmiştik. Kağıdımızın ortasındaki deliği kullanarak yine merkezimizi belirliyoruz. Şimdi bu kağıdın merkezini, yani şablonunuzun merkezini bulmanız lazım. Bunun için ortadan ikiye bir kere katlıyoruz. Daha sonra tam tersi yönde bir kez daha ortadan ikiye katladığınızda merkez ortaya çıkar. Aynı merkeze pergelin iğnesini batırıp daha önce açtığım delikle eşleştirerek tam olarak ortalamış oluyorum böylece. Buradaki deliğin bir önemi yok çünkü ısıtsak da kapanacak. Yani üstüne, çünkü başka parça geleceği için, oraya yapışacağı için oradaki deliğin bir önemi kalmayacak. Daha sonra şablonumu kalemle çiziyorum. Daha önceden kontak yapıştırıcım sürdüğüm detay parçamı da en üste nazikçe gördüğünüz gibi yapıştırıyoruz. Aşağıya daha önceden hazırladığımız yüzük şeklindeki halkayı takıyoruz. Yüzük şeklinde halka ne demekse ben de bilmiyorum. Evet, ana şekil bitti. Şimdi mod başlayacağız. O yüzden güzelce bir gazete serelim. Kesin matımızın kirlenmesini istemeyiz. Mod patch nedir diyebilirsiniz. Arkadaşlar, mod patch'in özelliği bir, yaptığınız şeye dayanıklık veriyor. İki, onu daha parlak görünmesini sağlıyor. Tutkal gibi bir kıvam var ama ne olduğunu tam olarak bilmiyorum. Bu tarz detay parçaların arasına giren mod patch'i da muhakkak kürdan olur, bir fırça olur, bir şeyle çıkarın. Çünkü mod patch'in doldurma özelliği de var aynı zamanda. Eğer orada kuru kalırsa orayı kapatacaktır. Daha sonra boyadığınızda da bu detaylar gözükmeyecektir. Aynı şekilde yan detaylar için de geçerli ama orada kürdan kullanamazsınız. Onun için ince bir fırça. Bu fırçalarınızı muhakkak işlem bitiminde hemen yıkayın. Yoksa mod patch üzerinde kurur ve taş gibi olurlar. Daha sonra da çıkarmanız imkansız. En az 3 kat atmanızı öneririm. Katlar arasında yaklaşık bir yarım saat, bir saat kadar kuruma süresi olabiliyor. Bu oda sıcaklığınıza göre değişebilir. Elinizde test edin. Ben sopanın en altına bu kapağı kullanacağım. Bitiriş noktasına. Şimdi onun ölçüsünü alıyorum. Sopayı yaklaşık 35 cm olarak yapmayı planladım. Kapağında 5 cm olduğunu gördüm. Buna göre şimdi bir kesim yapacağız. Bu sopa hobi çıtası diye geçiyor ama bayağı bildiğiniz odun. Hobi mağazalarında veyahut da Koçtaş gibi yerlerde bulabilirsiniz. Şimdi önce bir takıp deneyeyim. İnsan yani bir eline balyoz almışçasına mutlu oluyor. Gördüğünüz gibi böyle özürlü özürlü hareketler yapıyor ondan sonra. Siz yapmayın. Sakin kalın. Evet, 35 santim demiştik. Şimdi sopayı iyice yerleştirdikten sonra 35 santimi öncelikle işaretlememiz gerekiyor. Cetvelimiz 30 santimlik olduğu için bunu 30'a 5 şeklinde iki kalemde yapacağım. Bir de sopanın en son gittiği noktayı işaretleyin ki daha sonra yapışkanınızı nereye süreceğinizi bilirsiniz. Evet, 35 santim işaretledikten sonra sıra geldi kesmeye. Normal bir testereyle de kesebilirsiniz ama ben yine elimdeki teknolojiyi kullanmaktan yanayım. Şimdi çevresinde sahte deri yapacağız ama onun ne kadar alan kaplayacağını görmemiz lazım. Yaklaşık 11 santim kadar tutuyor. Biraz fazlasını yapmakta yarar var. Fazla her zaman kesebiliriz dediğim gibi. Yine ince fon. Ben kahverengi, elimde olduğu için kahverengi kullanıyorum. Kahverengi kullanmak zorunda değilsiniz. Her zaman boyayabileceğiniz bir şey. Yaklaşık 36 santim, 12 santimlik bir dikdörtgen çiziyorum. Bunu kesip yerinden çıkaracağım ve şimdi sahte deri yapacağız. Elinizde gerçekten sahte deri varsa onu da kullanabilirsiniz. Hayvan derisine kesinlikle karşıyız. Hayvan severiz. Bunu belirteyim. Şimdi nasıl yapılacağına gelirse. Şimdi matımın düz kenarlarını kullanarak biraz daha şekli küçültüyorum. Yani ben bunu 36-12 dedim size ama aslında ben onu 40-15 veren kestim orada. Şimdi 36-12'ye indiriyoruz diyebilirim. Bu tarz bir mezurede bulundurmanızda fayda var. Çok uzun yerlerde aynı hattı korumanız gerekiyorsa ondan yardım alabilirsiniz. Yine düz atlar için dediğim gibi cetvel keserken her zaman en büyük yardımcınız. Kesimleriniz ne kadar düzgün olursa ileride yapacağınız düzeltmeler o kadar az olacaktır. Evet, şimdi sert bir zemine ihtiyacınız var bunun için. Ben masanın tahtasını kullanacağım. Alüminyum folyo kullanacağız. Sahte derimi görünümü yaratacağız. Alüminyum folyo bir parça koparın. Daha sonra çevresini sarabileceğiniz kadar bir parça. Onu bir güzel buruşturuyoruz. Çok sıkmayın. Çok sıkarsanız açarken yırtılacaktır. Ortalama bir sıkış yeterli olur. Zaten önemli olan biraz üzerinde
girinti çıkıntı yaratmak. Böylece bize bir deri görünümü kazandıracak bir desen yaratmak. Daha sonra bu şekilde açıyoruz alüminyum folyoyu. Evet, tamam, öyle düz yaptıktan sonra craft formumuzun, kırtasiyede Eva diye satılan formun üzerine sarıyoruz. Bu noktada ütüye ihtiyacımız olacak. Ütüyü en yüksek ısıda mütemadiyen sağdan soldan, yandan arkadan, her yandan formun üzerine bastırıyoruz. Dediğim gibi sert tahta bir zemin yanmasını engelleyecektir. Yaklaşık 2-3 dakikalık bir işlem arkadaşlar. Çok fazla yapmanıza gerek yok. Daha sonra alüminyum folyoyu yüzeyden ayırırsanız, şimdi yakın çekimde de göstereceğim, şu tarz bir deri görünümü elde edersiniz. Çok uzun süre yaparsanız yakar. O yüzden aralığı iyi tutmak lazım. Ben sıvı lateks kullanacağım sağlamlığı arttırmak için, ama opsiyoneldir. Kullanmak zorunda değilsiniz. Almak isterseniz de ayakkabı tamircilerinde bulabileceğiniz bir şey. Makyaj malzemesi satılan yerlerde olan sıvı latekse bir ton para ödemeniz gerek yok. Aynı işlemi görüyor. Sonuçta vücudunuzda kullanmayacaksınız. Farklı renklerde kahverengi boyalar ve bir adet siyah akrilik boya kullanacağım. Lateksle boyayı %50-%50 karıştırmayı tercih ediyorum. Yani birinden bir birim, diğerinden bir birim katıyorum. Herhangi birinden fazla katmak çok bir şey değiştirir mi? Açıkçası bilmiyorum. Ben şimdiye kadar hep bu oranı kullandım. Her zaman da işimi gördü. O yüzden şimdi değiştirmek istemiyorum. Koyu kahverengiyle sıvı lateksimi iyice karıştırıp bütün yüzeye yedireceğim. İyice karıştığından emin olun. Yoksa yer yer böyle topak topak birikmeler olabiliyor. O da hoş bir görüntü çıkarmıyor. Bu tarz ucuz kullanıp atabileceğiniz fırçalar kullanın bu tarz işler için. Keza lateks bir yerden sonra fırçayı öldürüyor. Üzerinden temizlemesi zor biraz. Tamamını yedirin. Yaklaşık bir yarım saat içerisinde kuruyacaktır tamamıyla. Lateks dediğim gibi burada sadece dayanıklılığı arttıran ve deri hissini arttıran bir şey. Görüntü olarak herhangi bir şey katmayacaktır. Çok fazla bir aslında artısı yok, ama varsa kullanın. Şimdi siyah yıkama dediğimiz sistemi yapacağız. Bolca suya biraz siyah akrilik boyayı ekliyoruz. Fırçamızı iyice yedirdikten sonra Allah ne verdiyse sürüyoruz üzerine. Koca işin içine etmiş gibi duruyoruz ama aslında öyle değil. Sağına soluna iyice yedirdikten sonra birazdan böyle bir kağıt havlu elimize alıp üzerinden nazikçe yavaş yavaş sulu kısımları yere alacağız. Bunu tüm yüzeye yapın. Bu boşlukların siyah boyayla dolmasını sağlayacaktır. Oradaki girinti çıkıntıların. Ve bu şekilde yakından da baktığınızda giderek daha iyi bir deri görünümü elde etmeye başlayacak. Peki biz burada duracak mıyız? Tabii ki hayır. Bu kısımda yine opsiyonel yapmak zorunda değilsiniz, ama deriye eskitme görünümü vermek isterseniz açık kahverengi boyayı, kuru fırçalama denilen, yani yabancılar dry brush diyor ama tam olarak Türkçe karşılığı ne olur? Dry brush, kuru fırçalama dediğimiz bir yöntemle iyice bir gazete kağıdına bir yüzeye yedirdikten sonra fırçanın ucunda çok az kalacak şekilde böyle ufak ufak darbelerle boyamak istediğiniz yüzeye yedirin. Bu farklı tonlardaki kahverengi boyaları da ekleyebilirsiniz. Deriye biraz stresli eski bir görünüm verecektir. Ben açıkçası biraz böyle eskitme işlemlerini seviyorum yaptığım aksesuarlarda, hatta kostümlerde, o yüzden tercihimdir. Evet, yakından da bakarsanız gördüğünüz gibi bazı yerleri sanki hasar almış veyahut da aşınmış şekilde bir görüntü oluşuyor. Evet, sahte derimizi de hazırladık. Şimdi kapağa şekil vermeye devam edelim. Bu yumuşatıcı annemin kullandığı bir yumuşatıcının kapağıydı. Bitince ben kapağa el koydum arkadaşlar. Bu tarz şeyleri eğer saklarsanız böyle nerede ihtiyacınız olacağını bilemediğiniz şekillerde işinize yarayabilir. Önce fazlalık gelen kısmı Dremel'le kesip çıkarıyorum. Siz yerine başka alternatif üretebilirsiniz bu arada. Yani illa böyle bir kapak kullanmak zorunda değilsiniz. Tabii tam düzgün kesmek mümkün değil. Oraları bir 80 değerdeki bir zımpara kağıdıyla iyice temizledikten sonra bir de üzerinden 120 ile geçip daha temiz bir görünüm elde etmeye çalışacağım. Şimdi videoda 5 saniyede olmuş gibi gözüküyor ama arkadaşlar bir 5-10 dakika kadar zımpara yapmanız gerekir. Evet, yakından bakarsanız fena durmuyor. Peki, referans resmimizdeki alt kapak tabii ki böyle değil. Şimdi onu yapacağız. Üzerini öncelikle maskeleme bandıyla kapattım. Merkezini belirlemek için alttaki genişlik kadar bir daire kestim. O dairenin merkezini yine daha önce bulduğum şekilde buluyorum. Bu bana nereden ne kadar
yer keseceğimi belli edecek. İki nokta arasını işaretledikten sonra oralardan düz bir çizgi çekiyorum. Ve onların arasında şu S'ye benzer işareti çiziyorum. Bu bana şablon olarak daha sonra maskelemanını çıkardığınız zaman kullanacağınız şablon olacak. Onu da bir kağıdın üzerine yapıştırıp daha sonra keserek şablonumuzu elde edeceğiz. Bu tarz şablonlarınızı her zaman kendiniz yaratabilirsiniz. Herhangi bir yüzeyin üzerine maskeleme alınca kaplayıp daha sonra çizip söktüğünüz zaman 3 boyutlu şablon, yani 3 boyuttan 2 boyuta bir şablon düşürmenin tek yolu bu. Ha, benim gözüm çok iyi, ben göz kararıyla da keserim diyorsanız tebrik eder, ellerinizden sıkarım. Evet, şimdi yine 4 noktayı belirliyorum ki böylece şablon nerelere dayayıp nerelerden çizgi çekeceğimi tam olarak bileyim. Göz kararı koymak zorunda kalmayacağım. İlgili yerleri çiziyorum. Şablonun dışında kalan kısımlar kesilecek. Onun dışındakiler kalacak. Böylece sopanın en alt kısmındaki yer oluşmuş olacak. Ben kesim için diremeli kullandım ama falçata da aynı işi görecektir. Şimdi sopaya yine kontak yapıştırıcımızı sürüyoruz. Hazırladığımız sahte derinin arkasına aynı şekilde kontak yapıştırıcımızı sürüyoruz. Bu tarz küçük bir artık fon parçası her yanına yedirmekte size yardımcı olacaktır. Daha sonra düzgün bir şekilde hizalayıp daha önceden neden sopanın nereye kadar girmesi gerektiğini işaretlememiz burada ortaya çıkıyor sebebi. Böylece deriyi fazla içeriye ve dışarıya yapıştırmıyorsunuz. Tam gerektiği kadar yapıştıracaksınız. Fazla kalırsa da alt kısımda kalacağı için oraya her türlü kesip çıkarabilirsiniz. Gördüğünüz gibi biraz gereğinden büyük yapmışım ama sorun değil. Az olmasından iyidir. Fazla kalan kısımları makas, falçata, bıçak, herhangi bir kesici olan diğer alet edevatınızla yavaş yavaş, acele etmeden, esas parçaya zarar vermeden kesip çıkaracağız. Burada da yine falçatalarınızın veyahut da makasınızın bileylendiğinden emin olun. Şimdi alttaki parçayı taktığımızda biraz gereğinden geniş olduğunu farkına vardım. İki tarafa doğru da oynuyor dikkat ederseniz. Bu işimize gelen bir şey değil ama çözümsüz de değil. Elimde kalan fonlardan birini içine iyice böyle büzüştürüp teptik yapıştırdıktan sonra dışta kalan kısımlarını keserseniz içeriye en az her iki taraftan da birer milimetre bir ek yaptığınız için toplamda 2 milimetre bir artış olacak kalınlıkta, bu da tam oturmasını sağlıyor. Sap üzerindeki detaylara gelelim. Bu gene ana şablonumuzda yok ama ben bu şablonu hazırladım. JPEG dosyası olarak da eke koyacağım. Eğer benim kullandığım ölçülerde kullanırsanız aynı şekilde çıktısını kullanabilirsiniz. Eğer yoksa da kendiniz boyutun her türlü güncelleme şansına sahipsiniz bilgisayar üzerinden. Yine aynı şekilde parçaları da ince fondan kesiyoruz. Cetvel yardımıyla düz hatları gene düz tutuyoruz. Evet, kestiğinizde bu ortaya çıkacak ve bundan toplam 9 tane yapmanız gerekiyor. 9 tane de yaptıktan sonra bunlara da modpatch sürmemiz lazım. Modpatch'ın bir artısı da şu arkadaşlar, boya normalde Eva Foam'ın veyahut da Craft Foam'ın kriterlerde Eva diye setlenen en incenin dahil olmak üzere hiçbirisinin üzerine tutmaz. Eva sünger yapısında olduğu için direkt boyayı emer. Ama üzerine modpatch'ı sürdüğünüz zaman bir tabaka oluşturduğunuz için boyayı ememeyeceğinden rahatlıkla boyayabilirsiniz. Şimdi bunların üzerine tekrardan kaplamaya geldi. Yalnız çok küçük parçalar olduğu için üzerine spreyle herhangi bir şey sıktığınızda uçuşacaklardır. O yüzden bu şekilde bir maskeleme bandını halka şeklinde yapıştırıp gazete kağıdının üzerine koyarsanız gördüğünüz gibi çok rahat tutunacakları bir alan olacaktır. Maskeleme bandı boyayla uyumlu hareket edeceği için de sökerken herhangi bir sıkıntı çıkarmayacaktır size. O yüzden kesinlikle bir polibandı, izolabant gibi bantlar değil, maskeleme bandı kullanmanızı tavsiye ederim. Evet, dokuzunu da yapıştırdıktan sonra. Şimdi bu kapak da aynı şekilde dört bir yüzeyine vurmak lazım boyayı vesaire ama o da uçuşacaktır. Ona da şu şekilde altına böyle yarım daire diyelim artık bir bant tutuşturup eğer yüzeye yapıştırırsanız o da yerinden çok fazla oynamayacaktır. Arada şimdi sıra geldi yüzeyi kaplamaya. Ben plastik dip kullanmayı tercih ediyorum. Bu elimde şu an sıktığım gri plastik dip arkadaşlar. Normalde siyah kullanıyorum ama
elimde yarım şişeden fazla kalmış gri plastik vardı. Artık boşa gitmesin diye bunun üzerinde kullandım. Tavsiyem siyah kullanmanızdır. Hem kaplayıcı özelliği daha fazla hem de zemin boyası olarak kullanmak için ideal diyebiliriz. Bütün parçalarımızı plastikle kaplıyoruz. Sahte deriyle kaplanmış sapımız hariç. Plastik dibi de her bir kat arasında 15-20 dakika arası kuruma süresi verip en az 3 kat atmanızı tavsiye ederim. Bu sahte derinin 200'lü olanından bir tane daha hazırlıyoruz. Bunu da bileklik kayışı için kullanacağız. Yaptığımız işlemde değişen bir şey yok. Tekrardan videoya koymuyorum. Aynı işlemi uyguluyoruz. Sadece bu sefer formun 200'üne birden yapıyoruz. Düzgün bir parça kestikten sonra bunu da kapağa taktığımızda gördüğünüz gibi orada bir bileklik oluşacak. Nerelerini kapağın kesmeniz gerektiğini, kestiğiniz bileklik şeridinin uzunluğuna göre ayarlayın, kalınlığına göre. İçine de gene kontak sement aracıyla yapıştırabilirsiniz. Sonucunda böyle bir şey elde edersiniz. Evet, şimdi geldi. Ben plastikim dediğim gibi gri olduğu için siyah boyayla kaplamaya geçtim. Böylece boyadı. Metalik görüntülerde görünüm kazandırmak istediğiniz her şeyi öncelikle siyah boyayın. Bu standart kuraldır. O yüzden siyahla kaplamanız önemli. Direkt metalik gri ile alüminyum boyayla boyasaydık istediğimiz sonucu elde edemezdik. O yüzden önce siyahla kaplamak gerekiyor. Boyamız kuruduktan sonra ne yazık ki metalik gri ile kapladığım bölümleri videoya çekmeyi unutmuşum. Evet, özür diliyorum hepinizden. Ama yaptığım işlemde çok komplike bir şey yok zaten. Alt üstü boya atıyorsunuz. Alüminyum gri ile tüm siyah boyadığımız parçaları şimdi kaplıyoruz. Bunda da en az bir 3 veya 4 kat atmanızı tavsiye ederim. İşlem bittikten sonra şimdi parçalarımızı içeri alıyoruz. Güzel ama çok temiz. Bu da benim işime gelmiyor. Dediğim gibi ben kullanılmış, eskitilmiş görüntüsü vermeyi seviyorum. Siz bu aşamada bırakabilirsiniz. Yine siyah yıkama dediğimiz sulandırılmış, bolca sulandırılmış siyah akrilik boyayı her yanına yedirip daha sonra kağıt havluyla yavaş yavaş alıyoruz. Bu işlemi ta ki kirlilik görüntüsünden hoşlandığınız ana kadar devam ettirin. Yani bu tamamıyla sizin kendi zevkinize kalmış. Yani şu kadar yapılır, şurada durulur diye bir kural yok. Kendi zevkinize göre istediğiniz kadar kirletin. Kirlenmek güzeldir diye slogan olan reklamlar var. Ben onlara girmeyeyim artık. Evet, detay parçalarınıza da aynı şekilde yapın. Çünkü bir taraf kirli, bir taraf temiz kalırsa bir ilginç bir görüntü oluşacaktır. Bu iş için sünger de kullanabilirsiniz aynı şekilde. Evet, şimdi geldi bu metal arkadaşlar. O yüzden üzerine muhakkak çizikler olacaktır. Yine kuru fırça dediğimiz yöntemle bu sefer sadece gümüş akrilik boya kullanıyorum. İyice kağıda yedirip daha sonra fırçanın ucuna çok az kalacak şekilde bütün parçalara böyle çizik atarmışçasına ufak ufak vuruşlarda bulunuyorum. Ve sıra geldi verniklemeye. Parlak vernik kullanıyorum ben doğal olarak bu işlemde. Bir akat yeterli olacaktır vernikte de. Bütün boya işleminizi artık koruyacak olan şey bu. Küçük parçalar dahil her şeye atın. Bunu en son yapamaz mıydık? Yapabilirdik ama bu sefer o sahte derimizin üzerine de vernik geleceği için o da oradaki o deri hissiyatını kaybedecekti. O yüzden ayrı ayrı yapmayı tercih ettim. Daha sonra parçalarınızı yerinden sökün. Bakın gördüğünüz gibi maskeleme bandı bu konuda kolaylık sağlıyor. İlk parçayı en üste yapıştırın. Bu size referans noktası oluşturacak. Ben yaklaşık 3.2 cm olarak ölçtüm her parçanın arasını. Yani 35 cm'lik bir sapta 3.2 cm'e bir yapıştırdığınız zaman tam denk geliyor. Cetvelle ve kurşun kalem kullanarak ufak ufak işaretleyip nereye yapışacağımız süper yapıştırıcıyla yavaş yavaş hiç acele etmeden hizasını doğru tutarak parçaları yapıştırmaya devam ediyorum. İşte iki tanesi yapıştı bile. Bu işlemi 9 defa yapacaksınız. Sıra geldi en alttaki kapağın içine el bilekliğini yapıştırmaya. Burada yine kontak yapıştırıcıyı kullanıyorum. Önce içine ve sahte deri parçanın içeriye girecek kısımlarına sürüp daha sonra yapıştırıp en son kapağında nerelerine kontak yapıştırıcı sürmem gerektiğini kurşun kalemi işaretliyorum. Çünkü aşağıdaki çok çok kirli bir görünüm, yani tutkaldan kaynaklı kirli bir görünüm elde etmeyi istemeyiz. Bunu yapıştırırken de kapağı iki yandan genişletin, yoksa ilk tuttuğu yerine yapışacaktır arkadaşlar. İstediğiniz noktaya gelince de yapıştırın. Sıra geldi son işleme.
Evet, gördüğünüz gibi içeriye komple kontak yapıştırıcıyı sürüyorum. Aynı şekilde sopaya da. Buradaki olay ıslakken içine yerleştirmeniz. Yani bu da ilginç bir ürün oldu ama. Çünkü kuruduğu andan itibaren koymaya kalkarsanız ilk değdiği noktada yapışacaktır. Daha sonrasında içeriye itmeniz imkansızlaşacak. O yüzden daha özellikle sopadaki ıslakken gerekli yere iterseniz. Bunu da anlatması ne zor oldu burasının ya. Neyse. İstediğiniz sonuç yavaş yavaş ortaya çıkacak ve gördüğünüz gibi bitti. Kuruduktan sonra her şey tamam. Bakalım sonuç nasıl oldu? Çekicimizi bitirdik. İşte burada. Adıyla hiç uğraşmıyorum. Ne olduğunu siz zaten benden iyi biliyorsunuz. Bir bakalım nasıl olmuş hep birlikte. Bir tane bir daha bak. Abi bir el atar mısın senden rica etsem ya. Ben şey arkadaşlar biraz sıkıntı oldu galiba da. Tuğcu arkadaşımız da sağ olsun bana yardımcı oldu bu şey. De ben de tam işte o şekilde kaldıracaktım ama o arada şey oldu. Gördüğünüz gibi torun çekicini hep birlikte yaptık. Sizler de aynı yöntemi izleyerek. Bazı malzemelere sahip olmasanız da farklı alternatifler kullanarak sizler de yapabilirsiniz. Tamamıyla birebir yapmak zorunda değilsiniz. Kendi yaratıcınızı kullanın. Farklı fikir ürettiyseniz şöyle yapınca daha kolay olur diyebileceğiniz şeyler varsa onları lütfen bana iletin. Çekinmeyin bunları söylemekten. Sıradaki videolarda görüşmek dileğiyle. Ben bir alabilir miyim rica etsem onu?